Türkiye'nin Avrupa Birliği ile müzakerelerinin durdurulması yönünde hazırlanan taslak 24 Kasım'da Avrupa Parlamentosu'nda masada olacak ve oylanacak. Tasarının onaylanması halinde Türkiye ile müzakerelerin başladı. 2005 yılından bu yana ilk kez müzakereler dondurulsun mesajı içeren bir kararı kabul etmiş olacaklar. Avrupa Birliği'nde Türkiye ile müzakerelerin kesilmesi yönündeki çabalar sürüyor. Bu anlamda gözler önümüzdeki hafta Avrupa Parlamentosu'nda olacak. Liberal grup tarafından hazırlanan müzakerelerin kesilmesi yönündeki taslak Avrupa Parlamentosu'nda 22 Kasım'da tartışılacak ve 24 Kasım'da oylanacak. Tasarının onaylanması halinde Türkiye ile müzakerelerin başladığı 2005 yılından bu yana ilk kez müzakereler dondurulsun mesajı içeren bu karar kabul edilmiş olacak. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz da müzakerelerin kesilmesi ve hatta Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanmasını istiyor. Bu konu Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'in Brüksel'de Schulz'la yaptığı görüşmede gündeme gelmişti. Türkiye'ye karşı ekonomik yaptırım kullanma ifadesinin yanlış bir yaklaşım olduğunu, bunun kabul edilemeyeceğini ben açık bir şekilde ifade ettim. Kendisi bana böyle bir açıklamam olmadı dedi. Ben bir yaptırımdan bahsetmedim dedi. Sadece gümrük birliği ile ilgili konuların biraz zora gireceğinden bahsettim dedi. Biz de kendisine eğer yaptırımlarla ilgili bir açıklamanız yoksa o zaman bu haberler çıktığı zaman bunları kamuoyuyla paylaşmanız gerekir diye ifade ettik.